Bilmek Gerek kanalına hoş geldiniz. Kara borsaya başvuran kişiler, yasa dışı, ahlaksız veya kaçak ürünlerin satışını ya da alımını yapıyorlar. Tüm dünyada kara borsa ürünleri para karşılığıyla alınıp satılıyor. Kara borsa ürünleri genellikle iPhone satılan karanlık sokaklarda ya da gizli deep web sitelerinde bulunabiliyor. Kara borsada satılan ürünlerden çıkarım yaptığımızda aklımıza gelen ilk şey ilginç ürünler satan gangsterlardır. Genellikle satılan ürünler uyuşturucu, silahlar, çeşitli sapık aksesuarlardır. Ama aslında bu tür yerlerde bu ürünlerden daha fazlası vardır. Bu videoda sizin için kara borsada satılan en ilginç 10 ürünü derledik. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. 1. Sosyal güvenlik numarası ile büyük kredi puanları kazanmak. Ev kirası ve alacak kredilerin iptali, yani kredi kartı puanı belası, Amerikalıların her yıl yaşadığı büyük bir problemdir. Bu yüzdendir ki bu konu hakkında Deep Web'deki bilgisayar korsanları birçok iş adamı ve girişimciler için can atıyor. Bilgisayar korsanları bu kişiler için ucuza çözüm getirdiklerini söyleseler de tamamen avları için yem atıyorlar. Kredi kartı şirketlerindeki veri tabanı sorunlarının yaşanmasının büyük sebeplerinden biridir. Amerika'da on binlerce kişinin kredi kartı bilgileri zayıf ve savunmasızdır. Kredi kartlarına eklenen puanlar genellikle 750 ve üzeridir. Sosyal güvenlik numaraları ile yapılan kredi kartı puanları Deep Web'lerde kolayca satılıyordur. Düşük kredi kartı puanı insanlar için ne kadar güvenilir gözükse de az önce anlattığım türden sorunlar baş gösteriyor. Hatta çalınan sosyal güvenlik numaraları birçok insan için baş belası bir durumda. 2. İnsan vücudu. Arkadaşlarınız eğlenceli bir geceden sonra buzlu bir küvetin içinde durduğunuzu düşünün. Ayrıca bir böbreğinizin eksildiğini. Peki böbreğinizi ne yapacaklarını bir düşündüğümüzde aklımız artık kara borsada satışa çıkarıldığı gelmelidir. Organ nakline ihtiyacınız varsa ne kadar sıra beklediğinizin artık bir önemi yok. Çünkü kara borsadan kendinize yeni bir böbrek satın alabilirsiniz. Organ nakli için ne kadar yararlı gelse de aslında hiç de değildir. 3. Çamaşır deterjanı. Alınan çamaşır deterjanının genellikle şişelerini ucuz maddi yöntemiyle doldurarak pahalı bir fiyata satarlar. Kara borsacılar için asıl önemli şey çamaşır deterjanı değil, deterjan şişeleridir. 4. Kum. Eğer sahadaki kumların azaldığını düşünüyorsanız bilin ki oralara bir kara borsacı uğramıştır. Kumlar ve çakıllar birçok sektörde önemlidir ve fiyatları hiç de uygun değildir. Bu yüzdendir ki kara borsacı tayfa sahadaki kumları toplayarak değerlerinden daha fazlaya satıp kâr elde ediyorlar. Doğudaki ülkelerin kara borsacılarından kum talebi daha yüksektir. 5. Netflix hesabı. Ülkemize de giriş yapan ABD'nin popüler internet televizyonu olan Netflix, aylık 9.99 dolarlık abonelik ücretiyle oldukça avantajlı bir hizmet sunuyor. Ancak nispeten düşük maliyetli olan Netflix bile hesaplarının kara borsaya düşmesine engel olamadı. Daha az ödeme yaparak Netflix hesabına sahip olmak isteyenlerin sayısı hiç de az değil. Kara borsaya düşen 300 bin Netflix hesabı 7 gün garantili şekilde tanesi 0.25 dolardan satışa sunulmuş durumda. 6. Spam. Dünya çapında çok sayıda bireyin yaşamış olduğu üreme sorunları vardır. Kara borsada tek örneğe 5000 dolara satılan spamleri yasal yollardan erişmek biraz daha pahalıya patlayabilir. Eğer bu yararlı maddeyi yasal yollarla elde etmek isterseniz herhangi bir spam bankasından 10.000 ila 12.000 dolar ödeyerek ulaşabilirsiniz. 7. Uçuş görevlisi üniforması. Bu dünyada çok garip bazı şeyler var ve kara borsada mücevherler, kıyafetler ve cep telefonları gibi birçok şey satılıyor. Ancak birçok kişinin bilmediği garip bir gerçek Japon uçuş görevlisi üniformaları da satması. Bu üniformaların popüler olmasının nedeni farklı alanlarda değişiyor. Bazıları onları cosplay amacıyla satın almak isterken diğerleri onları belirli bir tada sahip yetişkin çekimleri için kullanıyor. 8. Bebek formülü. Bir annenin çocuğunun aç kalmamasını sağlamak için hemen hemen her şeyi yapacağı bilinmektedir. Ancak son birkaç yılda çok garip bir olay yaşandı. Birçok insan bebek maması çalarken yakalandı. Bunun eroin ve metamfetamin gibi ilaçlar için belirli bir baz üretmek için kullanılabileceği teorik olarak anlaşıldı. Bu kesinlikle akla kara borsa gelince düşünülecek ilk şey değil. 9. Sahte diploma. Gençlerin notlarını değiştirmek, devamsızlık kayıtlarını azaltmak veya sınav sürecini yavaşlatmak için kara borsacılara başvuruyorlar. Sahte sertifika ya da diplomalarla hazırlayarak yapılan illegal durum için önlemler alınsa da bu durumu aşmak çok zor görülüyor. Yıllar içinde akademik başarı için bile hizmeti veren yasa dışı bir sektör oluştu. Bunlar arasında tartışma forumları, kullanım kılavuzları ve videoları da yer alıyor. 10. Kutsal su. Soru birdenbire akla geliyor. Neden kimse kara borsada kutsal su satın alsın? İmanın tanımlayıcı yönü sizin inancınızdır ve çoğu için bu inanç çok güçlüdür. Satan satıcılar olsa da ürünün güvenli olduğu anlamına gelmez. Satıcılar, müşterileri her zaman suyun sizi öldürebilecek ve sizi hasta edebilecek belirli zehirler barındıran bir yerden geldiğini söyler. Ancak pek çok litrenin kara borsadan satın alındığı talihsiz bir gerçek. Bu videoda sizlere kara borsada satılan en ilginç 10 ürünü derledik.
Eleştirilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bize destek olmak için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca ekranda çıkan diğer ilginç videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.